Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'ye hoş geldiniz. Ben Murat Ejder, ana haberde karşınızdayım. Sevgili seyirciler, sanayicilerin gündemi elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlar. Evet, ilk haberimiz bununla ilgili. Elektrik zammı sonrası sanayici ne yapacak? Sanayide kullanılan elektriğe %50 zam geldi. Zam kararını Uğurlar Tekstil Genel Müdürü Ömer Karakur, Metropol TV'ye özel değerlendirdi. Karakur, enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmak adına yapacakları çalışmaları anlattı. Bizim organizede çalıştığımız için biz zaten şu anda yeklemden direkt fiyattan alıyoruz. Bize çok aynı, biz daha önce bu zamları gelmeden önce zaten fiyatlarımız, elektrik fiyatlarımız yüksekti. Tabii enerji tasarrufu sağlayabilecek yöntemleri kendimizi geliştirmek noktasında enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri, makyalarımızı verimli kılmakla enerji tasarrufunu bir nebze geriye düşürmeyi planlıyoruz. Enerji tüketen nelerimiz var? İşte fanlarımız var, klimalarımız var, işte kompresörlerimiz var. Bunları daha verimli nasıl kullanabiliriz? Yeni nesil makinalarla daha az enerjiyi nasıl harcayabiliriz? Gibi çalışmalarımız var. Biz şu an bünyemizde 50.001 kapsamında enerji verimliliği sertifikamız var. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber işte enerji tüketimlerini geriye çekmeyi planlayarak daha tasarruflu hareket edeceğiz. Tabii burada nedir? Elektrik sadece doğalgazla üretilen elektrik veya katı yakıtla üretilen elektrik değil. Bizim şu anda fabrika bünyemizde güneş panellerimiz var çatılarımızda. Bunlar da bizi destekleyen ürünler, destekleyen, enerji noktasında destekleyen faktörler. Bunlara biraz daha belki yatırımlar o yönde kayacaktır yani. İnsanlar daha ucuz, daha uygun enerjilere yönlenmeye çalışacağız. Yine bugünün gündemi bir haberle devam ediyoruz. Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplam Pazarı 2022'de Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8.5 oranında azaldı. Evet, pazar neden daraldı, ne yapmak lazım? Sektör eski günlerine nasıl döner? Bu soruyu Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'e sorduk. Yıla bakarsak 8.5, ay ay bakarsak 17.5 daraldı. Sebebine gelince tabii ki ilk anda insanların aklına araç bulunuluk sıkıntısı var. 2 senedir yaşanan bu geliyor ama bunun tek nedeni bu değil. Önemli nedenlerinden bir tanesi maalesef faizlerin çok yüksek olması ve faize ve krediye ulaşamama konusu. Yani iki tane sıkıntı var burada. Faizler bugün 3.5-4'ler seviyesinde. Faizi kullanacak yani müşteri de krediye ulaşmada zorluk çekiliyor. Maalesef Türkiye'de son 6-7 aydır uygulanan ekonomik politikadan dolayı hem ticari şirketler hem bireyseller krediye ulaşmakta zorlanılıyor. Aracı alma maliyeti olarak yüksek kalıyor ve bireysel anlamda insanlar aracı erişimde zorlanılıyor. Bu da biraz önce de konuştuğumuz gibi, söylediğim gibi pazarı olumsuz yönde etkiliyor. Baktığımızda araç bulunuk evet sıkıntısı var mı? Var. Bu etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama baktığımızda bu %17.5 daralma, dediğim gibi bu iki nedenden dolayı, bir faizlerin yüksek olması, araç fiyatlarının artması ve bunu kabul eden müşterinin de krediye çıkmasında zorlanması. Bunu nasıl engellenebilir? Öncelikle kredi musluklarının biraz daha serbest bırakılması lazım. Evet, az önce de ilk haberimizde vermiştik sanayiciler zam kararını değerlendiriyor diye. Evet, elektriğe yapılan %50 zam kararını enerji sektöründeki yatırımları dikkat çeken Erikoğlu Endüstri Holding'in yürütme kurulu başkan yardımcısı Özel Erikoğlu'na sorduk. Erikoğlu zamların ihracatta rekabeti azalttığını belirtirken devletin yeterli altyapıyı sağlamasıyla sanayicilerin enerji yatırımlarına ağırlık vereceğine olan inancını aktardı. Dünyada da bir enerji açığının olduğu çok malum ve Türkiye'de de bunun yansımaları oldukça gözüküyor. Zaten bu yapılan artık sayısız bir zam oldu ve önümüzdeki aylarda biz bir tane daha zam bekliyoruz. Sanayiciler olarak burada üretim maliyetlerimiz elektriğe ve doğalgaza çok bağlı olduğu için ürünlerimize zam yapmak durumunda kalıyoruz yapabildiğimiz kadar. Pek de mümkün olmuyor açıkçası.
Özellikle ihracat pazarlarında rekabetçi fiyatlarımızı bu zamlarla birlikte kaybediyoruz. Bu zamlara karşı, enerji açığına karşı sanayiciler yaklaşık olarak 2 seneden beri olmak üzere zaten GES yatırımlarına öncelik sağlamışlardı. Fakat burada yaşanan altyapısal sorunlardan dolayı bazı yatırımlar durdu ve bazıları askıya alındı şu anda. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir tebliğden sonra bu yatırımlar şu anda askıda kaldı. Evet sevgili seyirciler, Denizli'de firmalar dünyada neredeyse, nerede olurlarsa olsun Metropol TV onlarla olmaya devam ediyor. Evet, Altın Top Kuruyemiş World Food İstanbul Gıda Fuarı'ndaydı ve biz de fuarın izlenimlerini canlı yayında sizlere aktarmaya çalıştık. Ve Altın Top Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tefendili fuar alanında Metropol TV özel açıklamalarda bulundu. Fuarın ikinci günündeyiz. World Food bugün 30. düzenlenen Türkiye'nin en büyük gıda fuarı. Binlerce alıcının satıcıyla bir araya geldiği, dünyanın her ülkesinden bir araya geldiği bir gıda fuarı. Ve Türkiye'de düzenlenen en büyük gıda fuarı. Biz de Altın Top Kuruyemiş olarak burada yerimizi aldık. Çalışmalarımıza başladık. Hızlı bir şekilde işte gelen müşterilerimize, daha önceden çalıştığımız yeni müşterilerimiz, daha önceden çalıştığımız müşterilerimiz, şu anda işte yeni tanıştığımız, bundan sonra inşallah çalışmaya başlayacağımız dünyanın çeşitli ülkelerinden firmalarla temas halindeyiz. Güzel geçiyor. İkinci gününde gayet yoğun bir katılım var. Bu da bizi sevindirdi. Bu açıdan mutluyuz. Baharat sektöründe de resesyon yaşanıyor mu? Evet, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve akabinde yaşanan enerji krizi, tüm dünyada etkili olan enflasyonla birlikte oluşan resesyon baharat sektöründe de yaşanıyor mu? Ve sektör temsilcilerinden Altuntaş Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altuntaş bu soruyu yanıtladı ve Metropol TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Baharat sektörüne gelirsek eğer, baharat aslında gıda sektöründe daha az hacimlerde ticareti olan ve tali gıda ürünü gibi değerlendirilecek bir grupta. Hem ülkemiz hem de aslında şehrimiz coğrafi olarak ham maddeye erişimde avantajlara sahip. Yalnız son dönemde küresel gıda piyasasında olduğu gibi bizim baharat sektöründe de uluslararası normlar daha da sıkılaşmaya başladı. Ve bu mevzuata uygun olmayan ham maddeler maalesef alımında ve satımında çok zorluklar yaşanacak. Bu nitekim ham madde piyasasında ve dolayısıyla satış piyasasında da durgun bir döneme işaret edecek. Duayen sanayici ilk ihracatını nasıl yaptı? Metropol TV'ye konuşan Ozan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Katrancı ilk ihracatını nasıl yaptığını anlattı. 53 yıl önce Babadağ'dan Denizli'ye gelen duayen iş insanı Katrancı'nın ilk ihracatı hangi ülkeye yaptığı işte haberimizde. Tabii ben Babadağ'dan göçüp geleli 52, 53 yıl oldu. Evet. Çocukluğum Babadağ'ında geçmişti ama Babadağ'dan koptum mu? Hayır. Babadağ'ın evim, barkım, yaylam, şuyum, buyum. Babadağlılar hala beni Babadağ'ında duruyor zannederler. Şimdi Dört Çeşme mevkiinde 10 yıl kiralarda kaldım. Şu an bulunduğumuz mevkinin yanında hemen gölün kenarında bir fabrikamız var. Karakurt fabrikamız. Çalışıyor hala şu an ama biz diğer taraftayız. Orada 600 kişiyle biz ihracatın temellerini Karakurt'taki fabrikada attık. Denizli işlenmiş doğal taş ihracatında Türkiye birincisi. Evet, bu sözler Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'na ait. Memişoğlu, Denizli'nin ev tekstili şehri olarak bilindiğini ancak aynı zamanda Denizli'nin bir mermer kenti olduğunu da söyledi. Denizli traverteni dünyadaki traverten kaynakları önemli bir bölümünü işgal ediyor ve tescilli bir markamız Denizli travertenin. Biliyorsunuz biz Türkiye'nin doğal taş ihracatında, işlenmiş doğal taş ihracatında biz 270 milyon dolar gibi bir rakamda Türkiye birincisiyiz. Bu gene lider olduğumuz konulardan bir tanesi. Deniz ihracatının %6'sı doğal taştan kaynaklanıyor. Tabii bu Denizli biliyorsunuz bir ev tekstil şehri diye biliniyor ama Deniz aynı zamanda bir mermer şehri. Denizli Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Maden Yönetim Kurulu Başkanı Samet Gündüz, doğal taş ve maden sektöründe Kurban Bayramı sonrası hızlı bir frenleme yaşandığını belirterek bakalım ne olacak, bekleyip göreceğiz diye konuştu. Bizim doğal taş sektöründe de Kurban Bayramı öncesi bir yavaşlama başlamıştı. Bayramdan sonra bayağı hızlı bir frenleme
diyelim öyle bir sisteme geçti. Şu anda bizim sektörde de özellikle küçük parça malzeme üreten mozaik türü ve patlatma türü küçük ebat üreten arkadaşların durumu daha zor da. Alımlar yok. Avrupa ülkelerinde erken tatile girirdiler onlar. Amerika'dan da çok fazla talep yok. Çin'e blok satan arkadaşların durumu zaten pandemiden dolayı o zamandan beri kötüydü. Biz blok yerine işlenmiş malzemeleri daha çok satmaya başlamıştık. Ama işlenmiş malzemede de sorun olmaya başladı. Büyükşehir'den bir haberle devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engeller Meclisi ile kentte engellere yönelik faaliyet gösteren dernekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılan Engelsiz Spor Yaşam Merkezi için Başkan Osman Zolan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Projemizi yaptık, ihalemizi yaptık. İnşallah inşaatını başlayıp bir önce tamamlamayı düşünüyoruz. Tabii bu Engelsiz Spor Yaşam Merkezi'nde spor salonumuz olacak. Efendim yüzme ile ilgili imkanlarımız olacak, rehabilite ile ilgili imkanlarımız olacak. Atölyelerimiz olacak. Ayrıca etkinlik çok amaçlı salonumuz olacak. Baklan uzanıyoruz şimdi. Bir davet var. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'den geliyor bu davet. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Metropol TV'ye yaptığı özel açıklamada hafta sonu ilçede gerçekleştirilecek festivale tüm denizlileri davet etti. Kültür festivalimiz. Tabii akşamları şenliklerimiz de olacak. Ama o festivaller şudur, insanların kaynaşması, bir araya gelmesi, uzakta olanların toprağına dönmesi, bir şekilde de olsa hasret gidermesi nevesiyle aynı zamanda da o festivallerden geleceğe bir atılım çıkması, yani bir şeylerin oluşabilmesi için böyle bir etkinliğimiz olacak. Bunu biz 2014'ten bu tarafa yaptığımız bir festivallerimiz. Artık ilçelerde hep yapılıyor. İlk baştan bizim festivaller genelde de tarımsal üretime yönelik festivaller olurdu. İlk başlatanlardan birisi de benimdir il müdürüyken. Burada da bu festivallerimizi devam ediyoruz. Birinci ve ikinci günümüz Baklan Merkez'de. Son üçüncü günümüz pazar günü de Boğaziçi, önceki kasabamızda, Boğaziçi mahallemizde bu festivali yapacağız. Şimdi kameralarımızı Onaz'a çeviriyoruz. Onaz Belediyesi'nden vatandaşlara açık havada sinema keyfi. Onaz Belediyesi tarafından düzenlenen sinema akşamları etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran yüzlerce vatandaş Eyvah Eyvah 3 filmini birlikte izledi. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Bir hatırlatmayla bültenimizi sonlandırıyoruz. Metropol TV daha iyi izleyebilmeniz için uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Nerede indireceksiniz? Apple Store ve Google Play'e girerek Metropol TV yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, bugün de bültenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.